8. sınıf arkadaşlar, herkese merhabalar. 8. sınıf din, kültür ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Kul seçeneklerden birini tercih ediyor. Allah da o fiili, o işi yaratıyor. Niyet edip yapan insan mı sorumlu, yoksa o işi yaratan, var eden Allah mı? Tabii ki insan. Niye? Çünkü isteyen insanın kendisidir. Bu metinde hangi ilişkiden söz edilmektedir? Kader ve irade ilişkisi, kader ve ecel ilişkisi, kader ve ömür ilişkisi, kader ve rızık ilişkisi. Evet, şu son tarafına arkadaşlar dikkat edelim. Niye? Çünkü isteyen insanın kendisidir. İstemek neydi arkadaşlar? Bunu Arapçada bildiğiniz için irade. Evet, buradan bunu çözüyoruz. Diğerleri zaten hepsi aynı olduğu için başka bir işaretleyemeyiz. Mecbura işaretliyoruz. Kader ve irade ilişkisi diyoruz. Yani birinci soruyu A şıkkı olarak işaretliyoruz. İkinci soruyla devam edelim. Yüce Allah'ın her şeyi önceden nasıl ve ne şekilde olacağını bilip programlamasına nokta nokta programladığı şeylerin yeri ve zamanı geldiğinde meydana çıkmasına nokta nokta denir. Boşluğa sırasıyla hangi kavramlar getirilmelidir? Arkadaşlar, bunu çözebilmek için şöyle bir yola başvurabiliriz. O da şu. Zamanı geldiğinde meydana çıkması, meydana gelmesi, olayın meydana gelmesi nedir arkadaşlar? Kazadır. O zaman hemen bunu işaretleyebiliriz. Başka da burada kaza olmadığı için buraya da kader diyoruz. Peki tekrar edecek olursak, Yüce Allah'ın her şeyi önceden nasıl ve ne şekilde olacağını bilip programlamasına kader yani takdir etmesine, programladığı şeylerin yeri ve zamanı geldiğinde meydana çıkmasına da kaza denir. Burada da birinci şıkkı yani A şıkkını işaretledik arkadaşlar. 2 A. 3. Özgürlük zorlama olmadan insanın kendi iradesine dayanarak karar vermesi ve buna göre davranmasıdır. Sorumluluk ise verdiği kararlardan sonra ortaya çıkan durumların sonuçlarını üstlenmesidir. İnsan aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerinde özgürdür ve bu tercihler sonucu ortaya çıkan durumlardan da sorumludur. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sorumluluk ceza ya da ödül gerektirir. İnsan akıllı ve irade sahibi bir varlıktır. İnsan kötü davranışları kendi özgür iradesiyle yapmaz. İnsan tercih ettiği davranışlardan sorumludur. Evet, sorumluluk ceza ya da ödül gerektirir. Doğrudur, yanlış veya doğru yapar. Onun neticesinde ceza ve ödül olur. İnsan akıllı ve irade sahibi bir varlıktır. Zaten akıllı ve irade sahibi olan insan mesuliyet altına giriyor. Normalde akıllı olmayan deliler mesul değiller. Hazreti Allah'ın emir ve nehirleriyle. Bu da doğru çünkü biz yanlışı bulacağız. İnsan tercih ettiği davranışlardan sorumludur. Yani iradesini iyi veya kötü neye kullandıysa ondan sorumludur. Bu da doğru. İnsan kötü davranışları kendi özgür iradesiyle yapmaz. İşte burası yanlış arkadaşlar. İnsan kötü ve iyi davranışlarını kendi özgür iradesiyle yapar. Onun için üçüncü soruda arkadaşlar burayı işaretliyoruz. 3 C. Sorular arkadaşlar biraz burada yoruma dayalı. Dikkat etmemiz gerekiyor. Acele etmememiz gerekiyor. Evet, dördüncü soruyla devam ediyoruz. Kelime olarak güvenmek ve teslim olmak gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise yani ıstılahta Allah-u Teala'ya dayanıp güvenmek ve işlerin sonucunu Allahu Teala'ya bırakmak demektir. Şuraya ayıralım. Evet. Bu paragrafta hangi kavramdan söz edilmiştir? Yani biz güvenmek, teslim olmak anlamlarına gelen bir kelimeyi bulacağız. Sorumluluk, tevekkül, sünnetullah, külli irade. Evet. Bu arkadaşlar Türkçe'de de bunu kullanıyoruz. Tevekkül etmek. Allah'a tevekkül et. Yani Allah'a güven, işlerini ona havale et. Seni Allah'a havale ettim. İşte orada ne yapmış oluyoruz? Tevekkül etmiş oluyoruz. O şekilde bir halk arasında da kullanılan söz var. Evet, şimdi beşinci soruya geldik arkadaşlar.
Ayetel Kürsi, Ayetül Kürsi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakara suresinin 255. ayetidir. Yüce Allah'ın gücünden ve egemenliğinden söz eder. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayetidir. Allah'tan başka ilah olmadığından bahseder. Evet arkadaşlar, burada neyi işaretliyoruz? Yanlış olarak, Ayetel Kürsi ile yanlış olarak Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayetidir. Ayetül Kürsi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti değildir. İşte bu bilgi yanlış. Diğerleri doğru ama. Bakara suresinin 255. ayeti. Yüce Allah'ın gücünden ve egemenliğinden söz eder. Allah'tan başka ilah olmadığından bahseder. Peki arkadaşlar, burada bir bilgi ekleyelim. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayet dedi ya. En uzun ayet hangisi arkadaşlar? Bunu buraya yazdığımızı kabul edelim. Bakara suresinin 282. ayetidir. Anlayacağımız şekilde hatırlayalım, söyleyelim. Amine Resulü'den bir önceki sayfa bir ayettir. O da borç ayeti arkadaşlar. Bunu da böylelikle hatırlatmış olduk. Bakara suresinin 282. ayeti, Amine Resulü'den bir sayfa önce ve borç ayeti bir sayfa bir ayet. O da en uzun ayeti Kur'an-ı Kerim'in. Evet, 6. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yani 5. soru için ne yaptık? Burayı işaretledik. 6. soruya geldik. 6. soru. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi doğru tevekkül anlayışını yansıtmaktadır? Akacak kan damarda durmaz. Nisan yağmuru Mayıs çiçeği getirir. Armut piş, ağzıma düş. Biz burada dikkat edelim, tevekkül arkadaşlar. Tevekkül anlayışını yansıtacak. Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah'a tevekkül et. İşte burası arkadaşlar. Buraya ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Doğru şık olarak. Aşağıdaki atasözlerden hangisi doğru tevekkül anlayışını yansıtmaktadır? Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah'a havale et. Evet arkadaşlar, 6 soruyu da böylelikle çözmüş olduk. Mümkün mertebe uzun tutmamaya gayret ediyorum ki yazılar haftasında zaten stres, sıkıntı olur. Bir de bunlar uzun olduğu zaman size bıktırıcı gelebilir. Onun için kısa tutuyorum. Şimdi 8. sınıf Arapça ders kitabının tercümesini ve oynatma listesini nasıl bulacaksınız? Ona bir bakalım, sonra videoyu bitirelim inşallah. Arkadaşlar, kanalımın ismi Bilgi Akademi, gördüğünüz gibi. Oynatma listelerine tıklıyoruz. Dini hikayeler var arkadaşlar. Bir değişiklik olsun diye 13 tane video var, bilgi, belgesel şeklinde. Çok ibretlik hadiseler, olaylar var. Oradan onu izleyebilirsiniz. Biz şimdi niye bakıyorduk? 8 sınıf yazılı sorular. Şu an için 14 video var. İnşallah yakında 10-30 soru olacak. 30 tane video olacak. Burada da 33 tane videosu olan Muhatip 8 sınıf Arapça ders kitabı tercümesi oynatma listesi var. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Birinci ünite birinci dersten başlıyor. Devam ediyor, ediyor. Altıncı üniteye kadar arkadaşlar. Toplamda 33 ünite. Arkadaşlar, yani YouTube kanalında tercüme çok. Bunda bir sıkıntı yok. Hemen hemen herkes. Bazı sınıfları mesela 5-6-7'yi tercüme etmiş. Bazısı 10-11'i. Bir kişi hariç. Bir kişi bütün sınıfların yani tercümesini yapmış 8 sınıf ama bazı ünitelerde noksanlık var. Fark olsun diye arkadaşlar ben bunu çünkü yeni tercüme ettim. Mesela bunu tarihine bakalım 14 Ağustos 2021. İşte gördüğünüz gibi 2 aylık, 2-2,5 aylık bir zamanı var. Yani daha yeni tercüme yaptım. Güncel hali derslerin, videoların. Bununla beraber gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkçe, Arapça beraber. Yani sabahın nur, hayırlı sabahlar. Sen ahtarul endiyete el yevm min men yuhibbul kutub. Bugün kulüp seçeceğiz. Kitapları kim sever? Gibi. Arapça altına Türkçe veya yan tarafına bu şekilde tercüme ettik arkadaşlar. Size kolaylık olsun diye. Şuraları boş zannetmeyin arkadaşlar. Şuralara tıklandığı zaman oralar dolacak. Şöyle bakalım bir. Buradan görebileceğiz mi? Evet. Gördüğünüz gibi işte bu şekilde geliyor buralarda. Çünkü programdan dolayı böyle bir şey yapmıştım, hatırladım.
Evet arkadaşlar, oynatma listeler bu şekilde. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar 8 sınıfın Arapça ders kitaplarının tamamının tercümesi var. 730 bakalım. Evet, 733. videonun çekimini yaptık arkadaşlar. Bunu yüklediğimiz zaman 733 tane video olacak inşallah. Desteklerinizi bekliyoruz. 8 sınıftaki arkadaşlarınıza tavsiye edebileceğiniz gibi diğer sınıftaki arkadaşlarınıza da kanalımı tavsiye edebilirsiniz. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar Arapça ders kitaplarının tercümesi var. Tekrar tekrar hatırlatmış olduk. Görüşmek üzere. Selametle kalın. Fi emanillah. Allah'a emanet olunuz.